Şükrü Dudu, 1971 yılında Sivas'ta doğdu. 14 yaşında İstanbul'a geldi. 1995 yılında Etiler'de ilk salonunu açtı. Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü isimlerini tıraş eden Dudu, profesyonel kariyerinin yanı sıra bir gazetede 80 hafta boyunca Berber Muhabbeti adıyla röportajlar yaptı. 2017 yılında Hayata Makas Atmak adıyla hikayesini kitap haline getirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Soner Olgun, 1959 yılında Fethiye'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık bölümünden mezun olan Olgun, ilk albümü Letafet'i 1992 yılında müzik dünyasına kazandırdıktan sonra sahne çalışmalarına başladı. Soner Olgun bugüne kadar sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eser yayınladı. 6 adet stüdyo albüm yayınlayan Olgun, Özlem Olgun'la evlidir. Soner Olgun, gazetecilikten müzisyenliğe nasıl geçiş yaptı? Gazetecilikten kendi isteğimle mağlulen emekli oldum. Sahneye çıkmam da öyle şahane bir tekliflerle, Fahrettin Aslan'ın çağrısıyla falan olmadı. Ben barda dinlerken arkadaşları, sahnedekileri, onlarla birlikte söylüyormuşum. Sonra bana dediler ki, baba gelsene sahnede söyle şunu, hem senden hesap almayacağız. Yani seni biri keşfetti mi abi? Öyle diyebilir miyiz? Bir anlamda evet. Emine Güz. Berber koltuğunda nasıl Türk Halk Müziği korosu icra edildi? Az sonra Şükrü Dudu'yla Berber muhabbetinde. Bir kara kaşın, bir kara gözün, değer dünya malına. Lay 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 lam, da lay 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 ram, ram bam 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 bam, lay 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 lay. Bir bakışta yaktın beni. Evet, bugün Soner Olgun. Soner abi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhabalar. Size kolay gelsin. Şahane bir yerdeyim. Önce açıklamak isterim. Ben berbere geldim zannediyordum. Değil, ciddi bir yalan. Burası bir Türk Halk Müziği Korosu merkezi, ayrıca bir spor merkezi. Burada herkes sporcu, herkes müzisyen. Abi çok seviyoruz türkü dinlemeyi. Helal olsun. Yani Anadolu'dan geldiğimiz için o topraklardaki o nefesi türkülerle alıyoruz. Ne mutlu, şahane. Seninle de çok güzel şeyler dinledik. Dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah. İyi ki varsın abi, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Soner abi, eskilere bir başlayalım şimdi. Buyurun. Ne kadar eski? Sümerlerden başlayalım mı? Fethiye'de doğdun. Fethiye'de doğdum. İstanbul'a kaç yaşında geldin abi? İstanbul'a 20'li yaşlarımda geldim. İstanbul'a okullarımı bitirip öyle geldim. Ne okudun? Ben Ankara'da hukuk fakültesi okudum. İzmir'de Güzel Sanatlar Fakültesi okudum. Sonra İstanbul'a geldim ve şahane bir şekilde hiç okumadığım bir işe başladım. Gazeteciliğe başladım. Ya okulunu okumadan gazeteciye başladın. Evet. Benim gibi hafif yani. Seninki bayağı lüks bir gazetecilik benim yaptığım yanında. Ben bildiğin sürünen muhabir düzeyinden başlayıp, yani adliye muhabirliği, dışişleri muhabirliği falan gibi başlayıp, üniversitede ekmek parası için girdiğim bir işti. Sonra Abdurrahman Çelebi oldum. Ortalıkta kuzu bulamadıkları için beni Abdurrahman Çelebi yaptılar. Ben sonra yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni falan oldum. Ve iş üstüme kaldı. 13 yılım yayıncılıkta, gazetecilikle geçti. Sonra? Sonra gazetecilikten kendi isteğimle mağlulen emekli oldum. Niye bıraktın abi gazeteciliği? Gazeteciliğin bünyeme uymadığına karar verip bıraktım. Bünyeme daha uygun bir işler yapmaya arayışına girdim. Önce biraz reklam sektöründe çalıştım. Hatta bir reklam şirketi kurdum. 90'lı yılların iyi bir şirketiydi reklam iletişim alanında. Gösteri sanatları hala duruyor. Sonra da yavaş yavaş
sahneye çıkmaya başladım. Sahneye çıkmamda öyle şahane bir tekliflerle, Fahrettin Aslan'ın çağrısıyla falan olmadı. Ben bir barın müdavimiydim, müşterisiydim. Sonra ben barda dinlerken arkadaşları, sahnedekileri, onlarla birlikte söylüyormuşum. Sahnedekiler kadar alkış aldım fark edilince oturduk yerden. Sonra bana dediler ki baba gelsene sahnede söyle şunu. Hem senden hesap almayacağız. Yani seni biri keşfetti mi abi? Öyle diyebilir miyiz? Bir anlamda evet. Emin İgüz patronumdu. Kim? Emin İgüz. Ezgi'nin günlüğü topluluğunun kurucularındandır. Emin çok değerli bir müzisyendir. Teklifi Emin'den aldım. Sonra aynen gene benim müşterimişim gibi önüme masamı kurdular. Alet edevatı yani yiyecek işçiye de koydular. Elime de bir bağlama aldım. Ve ben program yapmaya başladım. Bağlama çalmayı nerede öğrendin? Kendi kendime. Aileden, çevre etkisiyle. Kaç yaşında? Bir eğitimim yok yani. O da mı o yaştan sonra? Yok yok. Bağlama, yani çalgı, müzikle ilişkim çocukluğumdan beri vardı. Yani... Ya yani mehilliydin yani o zaman. Yani mehilliydin saz çalmayı o zaman. Mehilli değil, bildiğin hiç bitmeyen aşkımdı müzik benim. Çok şanslı bir insanım. Hobim, mesleğim oldu. Çok iyi abi ya. Müthiş bir şey bu. Çok şanslı. Çocuklarda var mı öyle bir şey? Var. Söylüyorlar mı? Büyük kızım konservatuarda öğretim üyesi zaten. Oo çok iyi. Küçük kızım da sanatın her dalıyla ilgilenen, yetişmekte olan bir şey. Eşiniz? Özlem Olgun benimle beraber sahnede çalışıyor. O da şarkıcı. Beğeniyor musun abi sesini? Türkiye'de duyduğum en iyi kadın sesi. En çok onu dinliyorum. Yoksa sesine mi aşık oldun abi? Nasıl oldu? Sesi onunla ilgilenmemin ilk nedenidir doğal olarak. İlk nerede gördün? Sahnede. Yanımda. Nasıl yani? İlk tanışmanızı bahsediyorum. Sahnede. Nasıl oldu abi? Bir anlatsana, merak ettim. Çok kolay bir şey. Ben ekibimin lideri ben değilimdir. Ekibimin lideri orkestra şefimdir. Orkestra şefim bir vokalistimiz ayrılmıştı. O bir vokalist adayı buldu. Sahneye getirdi. Ben sonra tanıştım. Yani sahneden sonra tanıştım. Şaka değil yani. Yani ben öyle kendi başına kalkıp da bu güzel, bu iyi falan diye şey yapmam. Yani sahnede ekibime eğer bir yeni gitarist, yeni müzisyen falan alacaksa o şefin görevidir. Bende kurumsallık çok iyi çalışır. Ekip işi yani. Ekip işi. Bizde öyle abi, bizde de yani ben örneğin tek başına bir şey değil, bizde de kaç kişi çalışıyor. Değil mi? Ortaklarım var. Hepsiyle beraber yani bir karar versek bile. Tabii ki. Tek başına ben hiçbir karar yetkim bile vermek istemiyorum daha tabii. doğrusu. Çünkü o zaman mutluluk olmaz. Tabii. Başarı da olmaz. Bu iş bölüşme işi ya. Hayat zaten bir bölüşme. Bölüşmeyi becerdiğiniz zaman mutluluğa dair en önemli adımlardan birini atıyorsun. Mesela çocuğunla zaman geçirmekten zevk almıyorsan hayatta çok büyük bir şeyi ıskalıyorsun anlamına gelir. Kaçırmış oluyorsun. Kaçırmış oluyorsun. Bir daha gelmeyecek. Tabii canım. Bir daha gelmeyecek o yaş, o çağ, o bebelik, o ergenlik. Abi hiçbir şey gelmiyor ki yani şu an en güzel şey anlık mutluluklar. Yani yaşadığın her anın değerini, kıymetini, mutluluğunu anlarsan ancak. Ya ustalarımızdan biri demiş ya Şükrücüğüm, zamanla her şey telafi edilebilir ama hiçbir şey zamanı telafi edemez. Çok doğru. Hiçbir şey zamanı telafi edemez. Onun için kaçırmayacaksın. Aynen. Elindekinin değerini bileceksin. Yaşamayı bileceğim bir kere. Elindekinin değerini bilmeyenler sürekli başka talepler içinde bulunurken elindekinin kıymetini kaçıran insanlardır. Soner abi bir de bu senin meşhur iyi bayramlar var abi. Bu ne iyi bayramlar? Bu iyi bayramları burada anlatırsam programın tamamını kapsar. Özetle şöyle söyleyeyim. Ya benim gözümdeki iyi bayram hani güzel gün demek. Bayram oldu demek, sarılmak demek. Tamam, bir satır şey bir paragrafa düşürerek izah edeyim. Bunun manifestosu var. Ben bunun manifestosunu da yayınladım. Evet. 1998 albümünün kapağında ve internet sitelerinde yer aldı. Hala da alıyor. Hala alıntılar yapılıyor. Efendim, iyi bayramlardan anladığımız bayram dünyada insanlığın bulduğu en değerli kavramdır. Çünkü bayramdan daha kapsamlı
hiçbir başarılı, doğru, iyi bir tanımlama olmaz. Çünkü bayram nedir? Bayram küslerin barışmasıdır. Bayram affetmektir. Bayram büyüklere saygı duymanın öğretilmesidir. Bayram küçüklerin korunması, kollanması ve sevilmesini sağlamaktır. Bayram nedir? Bayram her türlü sorunun bir yana koyulup o günün barış ve sevgi ortamında geçirilmesidir. Bayram bizim geleneklerimizde bulunmuş en değerli kavramdır. Onun için dilerim ki her günümüz bayram olsun. İnşallah abi, ne güzel dilekler bunlar. Hep beraber bütün günümüz keşke bayram gibi olsa. Keşke.